Görkemli Anılar'ın ikinci bölümündeyiz. İkinci bölümde yine tempolu edebiyat, tarih, sanat, felsefe, her şeyi konuşacağız. Siyaset, hepsini konuşacağız. Nazlı Eray konuğumuz. Nazlı Eray da inanın kıpır kıpır birçok şeyi anlatmak istiyor. Ben de birçok şeyi anlatmak istiyorum. Ama işte anlatabildiğimiz kadarıyla ortaya dökmeye çalışıyoruz. Şimdi biraz önce birinci bölümde Huzur kitabını ben tanıttım. Huzur kitabını ekranlara taşıdık. Ekranda kitap o kadar güzel yakışıyor ki. Şimdi burada çok güzel bir anekdot var huzurla ilgili. Huzuru Ahmet Hamdi Tanpınar'ın, Tanpınar'ı en iyi tanıyan kadın. Sevgilisi, aşkı falan olmadı. Sakın öyle bir şey anlamayın Nazlı Eray'ı. Ama evlenebilirdim onunla. Yani aynı dönem yaşasaydı belki de kaçırmazdı. Bir evlenebilirim diyor. Ama çok zor bir şimdi, adam. Şimdi Deniz Baykal, Türk siyasetinin bence çok önemli, çok özel çok adamlarından Deniz birisi. Bey. Birkaç kelime söyleyin desem Deniz Baykal'la ilgili. Sonsuz bir saygım var. 14 yıl onunla çalıştım. O yılları hiç unutamam. Partideki yıllarım, parti meclisindeydim. Her zaman listeydim. Edebiyat sohbeti yapar mıydınız? Edebiyat sohbeti ben çok çekinirdim Deniz Bey'den. Hepimiz Deniz Bey böyle açıktı. Görkemli şey gelirdi kürsüye. Çok güzel yıllardı. Buradan bütün o arkadaşlarıma çok sevgilerimi yolluyorum. Daha iyi bir noktaya geldi Deniz Bey. Daha iyi bir noktada. Tabii. Şimdi Deniz, biz buradan tekrar geçmiş olsun diyoruz. Bizi de izliyorsa el olsun. Sallıyoruz Sayın Deniz Baykal'a saygılarımızla. Deniz Baykal Obama'ya iki kitap hediye etmiş. Aa. Birisi Sait Faik Abasıyan'ın Haritada Bir Nokta bir kitap. Öbürü Huzur. Huzur. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur'unu Obama'ya hediye etmiş. Kaçmıştır herhalde Obama'nın, değil mi? Huzursuzluğun kitabını okusun, Pessoa'yı o zaman. Pessoa'ya o dönebilir Ahmet Hamdi Tanpınar'dan sonra. Şimdi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bu kitabında Deniz Baykal'ın belki de sevmesinin sebebi, ben bu kitabı okurken konuşmuştum. Bana demişti ki Antalya'yı en güzel o anlatır. Çok güzel anlatır. Antalya'yı burada bir anlatışı var. Çok güzel. Ahmet Hamdi Tanpınar İzmir'den Antalya'ya geldikten sonra. Dün bir yerde okudum. En iyi anlatım deniyor. Kesinlikle. En iyi anlatım. Kesinlikle. Ve bana göre Huzur kitabı da Türkçe yazılmış en iyi aşk romanı. Arapça en çok çevrilen kitap. Tabii. Ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ı burada saygıyla anıyoruz. Onun hayranı, dönemini yakalasaydı belki de evlenebilecek. Peşinden gider miydi Nazlı Eray? Nasıl? Etkilemek için Ahmet Hamdi Tanpınar'ı gittiği kafeye gider. Yani böyle bir... Tabii bir kafede buluşurdum. Onu. Buluşurdun. Buluşurdum. Ne edebiyat olurdu değil mi ortak edebiyat noktanız? Edebiyat olurdu. Kesinlikle. Tabii canım, ne olacak? Musikiye çok meraklı, Batı müziğini çok seviyor. Issız adam, yalnız evet. Adam. Bütün güzel kadınları sevmiş. Mesela sevdiği kadınlar Nur Sabuncu. Nur Sabuncu'nun ondan sonra tiyatrocu Nur Sabuncu. Sonra yanarak öldü Nur Sabuncu. Evet. Sigara içerken yatağında. Muhteşem bir tablosu. Başucunda. O izbede. Narmanlı yurdunda. Ondan sonra aman Eczacıbaşı'nın karısı dedikodu çıkar diye ondan sonra onu kaldırmış. Ama demek onu çok beğeniyormuş. Hep güzel kadınlar. Nesteren de güzel, profesör de güzel. Hepsi güzel. Hı hı. Ama bir türlü... Ben o zaman şey yapmayayım, hiç araya girmeyeyim. Şurada biraz önce konuştuğumuz, tespit ettiğimiz bazı isimler var. Adalet Cimcoz çok önemli mesela. Onun kim hayatında. O mesela? Sabahattin Ali ile bir bağlantısı var. Onun bir bağlantısı var. Adalet Cimcoz dublaj kraliçesi. Gayet kendisi çirkin. Ondan ha, sonra... Dört yoncayı seslendiren bizim, evet. Dört yonca kim? Söyleyin dört yonca kim? Fatma Girik, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit. Filiz Akın. Filiz Akın. Dörtlüye bakar mısınız yoncaya? Dört yoncanın sesi ve başka dublajlar da yapıyor. Erkek kardeşi Ferdi Tayfur. Bu şimdiki Ferdi Tayfur'la karışmasın. O da dublaj sanatçısı. Anneleri Alman. Ferdi Tayfur çok yakışıklı. Adalet çirkin. Fakat Adalet çok başarılı bir evlilik yapıyor. Ali Cimcoz diye bir avukatla evleniyor. Bütün hayatı dublaj. O ses, o otorite bütün insanları büyülüyor. Bak biliyor musun, Eva Peron'un sesi de insanları büyüledi. Evet. Yani o konuşma, tabii, o hitabet. Balkonda, Kasa Rozada'nın balkondaki konuşması. Ben kanserim sevgili halkım. Yazdım, onun kitabında yazdım. Yazdınız. Ben o Kasa Rozada'nın önüne gidince o balkona baktım. Saatlerce ayrılamadım. Tabii. O pembe köşkün önünde. Her şey onun oluyor fakat ölüyor. Ölüyor. Genç yaşta çok ölüyor. Genç. Ve benim için ağlam Arjantin diyerek dünya siyasi tarihine geçen bir
sözle veda ediyor o kadın. Ben sana şimdi daha enteresan bir şey anlatayım. Kadının hayatı çok hazin ve kısa. Fakat kadının bir mumyası yapılıyor. Onu biliyor musun? Bilmiyorum. Eva Peron'un. Eva Peron'un kocası bir mumyasını yaptırıyor. Doktor Pedro Ara diye bir adam 2 yıl uğraşıyor bu mumya üstünde ve mumya eşinin aynısı. Biraz boyu kısa çekmiş ve bozulmayacak bir şekilde yapılmış. Bu korkunç bir şey. Kullanmak için onu. Mesela Buenos Aires'e bir uçak iniyor. Arkadan ışık veriyorlar. Evita'nın mumyası gösteriliyor. Halk galeyana geliyor. Böyle şeyler için. Fakat mumya çalınıyor. Ve mumya 27 yıl dünyayı dolaşıyor. Belki Eva Peron'un hayatına yakın bir şekilde. Yani hiçbir zaman huzur bulmuyor. Çalınıyor. Ondan sonra bir fotoğraf arşivinde saklı kalıyor. Mumyanın duplikeleri yapılıyor. Onlar bir tanesi Tuna Nehri'nde yüzerken bulunuyor. İşte bir tanesi bir evde bulunuyor. Üstü saksı yapılmış. Garip şeyler. Aslı, mumyanın aslının iç organları duruyor. Sonunda onu buluyorlar ve zannediyorum Arjantin'de Recoleta mezarlığında gizli bir bölmeye yerleştiriyorlar. Mesela Evita'nın cenazesi çok önemlidir. Evet. Ölen insanlar, ondan sonra arka arkaya kilometrelerce yürüyen adamlar, ondan sonra çölden gelen körler, dualar, değil mi? Kesinlikle. Latin Amerika İşte bu ölen kahramanlarına o kadar üzülüyor ki. Çok üzülüyor. Ayrton Senna'yı ben, yani onun Almanya'da master yaparken o zaman tanıdım ben onun nasıl büyük bir dev olduğunu. Alman bir arkadaşım vardı, Formula 1 yarışlarını izlemeye gidiyordu. Ne güzel. Hep diyordu, hadi gel sen de gel, bugün Senna'yı izlemeye gidiyorum. Senna, ne güzel, Senna, ne Senna güzel. Diye bir gün gittim Senna. Onu yakından da gördüm. Çok büyük bir karizmaydı ama pistte öldü. Yani pistte, bir kazada. Evet, pistte yarış sırasında hayatını 94'te kaybetti. O büyük kahramanın cenazesine ekrana getiriyor arkadaşlarımız. Nasıl bir adam biliyor musunuz Nazlı Eray? Ayrton Senna hayatı hep kazanmak üzerine kurulu bir adam. Müthiş. Hep kazanmak. Ama bakın orada niye çıkıyor biliyor musunuz? Yarışırken ne oldu, niye çıkıyor? Bir kaza geçiriyor arkadaşı, rakibi. Kaza geçiren rakibine duruyor, yarışı bırakıyor, ona yardıma koşuyor. Hayatı kazanmak üzerine kurulu duydum olan bir adam. Duydum ben bu Senna'yı, evet. Duydum. Ayrton Senna işte böyle bir adam. Hani biz birkaç hafta önce bizim bir stadyumumuzda bir genç arkadaşımız, tribünden genç bir arkadaşımız hayatını kaybetti, kalbi durdu. Biliyorum. Biz ama maçtan sonra hala 3 puan, hala top çizgiyi geçti mi geçmedi mi konuştuk. Çok i̇şte kötü. Ayrton Senna böyle bir adam. Latin Amerika'nın kahramanlarını anlatıyoruz ya, Eva Peron'u anlattın, evet. Cenazesine. Şu kadar, onun cenazesine de dünyadan 3 milyon kişi geldi. Müthiş bir şey, müthiş i̇şte bir şey. Ayrton Senna böyle bir adam. Spor böyle bir ruhtur aslında. Tabii öyle bir biz ruh olmalı. Halk TV ekranlarında elbette ki siyaseti konuşuyoruz, elbette ki politikanın bütün damarlarına giriyoruz ama hayat sadece politikada değil. Aslında politikanın içerisinde de böyle centilmenlikler gerekiyor. Olmaz olur tabii. Bunları anlatarak biz böylesine bir toplum yaratmak istiyoruz. Ya, şu kadarlık bir katkımız olursa ne mutlu bize. Hedefimize ulaşmış ne olacağız. İşte Ayrton Senna'yı konuşuyoruz Halk TV ekranlarında. Halk TV ekranlarının Ayrton Senna'nın insan tarafını anlatıyoruz. İnsan tarafını. Nasıl Maradona'nın insan tarafı varsa. Evet. Tabii. O Maradona ne yapıyor biliyor musun bir gün? Drazan Petrović çok genç yaşta öldü. Ben bunu bilmiyorum. Basketbolda dünyanın en büyük oyuncularından birisiydi. NBA'de oynadı. Yugoslavya'nın büyük yıldızıydı. Çok genç yaşta trafik kazasında hayatını kaybetti. Onun acısını yaşayan bir anne vardı, Biserka. O kadın acılar yaşarken o dönemin dünyada bir numaralı bir yıldızı vardı futbolda. Diego Armando Maradona. Bir gün özel uçağıyla Buenos Aires'ten Zagreb'e indi. Dünya futbolunun yine başka bir efsanesi, Davor Şüker'i de yanına alarak gitti, o evin zilini çaldı. Hizmetçi kadın çıktı, Biserka'yla görüşeceğiz dedi. Biserka geldi, Maradona içeri oturdu, salonda otururken elleri dizlerinin üstünde Maradona, o zaman dünya tapıyor ona, tapıyor. Hayran. Dünya bana,
ben oğlunuza hayrandım dedi. Ne güzel. Acınızı paylaşmak üzere ta oradan buraya geldim. Ne kadar güzel. Ne kadar. Bak aklıma ikisi birlikte ağladı. İşte yine bu da futbolun bir başka yüzü. Maradona biraz önce o coşan, eğlenen, dans eden Maradona işte hepsini yaşayan bir adam. Görkemli anıların içerisinde zaferler vardır, hüzünler vardı. Aslında hayat böyle. Tabii. Şimdi ben sana bir parçacık böyle anneannemin dünyasını. Şeyi ama biz Sabahattin Ali bölümüne gelecektik. Hani o dört Adalet yoncanın. Evet, dört Adalet yoncanın dublajını yapan. Hayran olduğum bir kadın. Çok tanımak isterdim. Ürkütücü tarafları var. Çünkü bir MIT ajanı olduğu sonradan söyleniyor. Ve Sabahattin Ali'yi ihbar ettiği söylenir. Söyle. Ali Jim Jones'la birlikte. Bu doğru mu değil mi bilmiyorum. Ama böyle bir dedikodu sürüyor. Dolaşmış. Ondan sonra Tanpınar bunların çok iyi arkadaşı. Ahmet Hamdi Tanpınar çok iyi arkadaşı. Bu evde baş köşede falan derken çok zavallı, borç istiyor, para yok. Ondan sonra şey diyor, bunu yavaş yavaş dışlamaya başlıyorlar. Ama Adalet'e müthiş mektupları var Tanpınar'ın. Şimdi ben Tanpınar'ı niye çok seviyorum? Romanları harika. Romanları birer baş eser. Zaten o devrinden 50 yıl ileri bir yazar. Onun kesinlikle. İçin şimdi beğeniliyor. Kesinlikle. Tabii. O zaman hiç anlaşılmıyor. Murakami'ye benzetiyorum ben. Murakami Ahmet Hamdi Tanpınar'a musikiyi kullanıyor. Batı edebiyatını, Batı müziğini çok anlatıyor. Tanpınar daha iyi bence. Daha iyi. Onu taklit ediyor bence. Vallahi daha iyi bence. Kesinlikle. Daha bir otantik bir taraf var. Murakami'de daha naif bir taraf var. Evet, şey daha böyle yani net bir şekilde vurdulu kırdılı çekmiş. Yaşıyor ve hissederek. Onu yok sayıyorlar. Bursa'daki o evde avluda çalan müziği o kadar güzel anlatıyor tabii ki. Tabii canım. Sonra o aynaya bakışı. Nihavend makamını o kadar güzel onlar anlatamaz kimse. Onlar çok iyi. Anılarını okudum. Anıların ışığında Tanpınar, İnci Engin'in ve bir öğrencisi daha, iki profesör hanım şey etmişler. Ve o artık benim ebediyen başucu kitabım. Ben onda kendimi buldum. Mesela bir yerde bir satır. Bu gece ölebilirim. Yatmadan önce yazmış. Nembutal'i almadan. Her gece bir Nembutal alıyor. Buhranlı. Müzik çok seviyor. Yaşadığı yer Narmanlı yurdu. Ben o şeyi biliyorum. Orada 4 tane romanını yazmış. Huzuru falan orada yazmış. Ondan sonra delik gibi bir yer. Şimdi yaz Narmanlı yurdu. Ne yazık ki bozdular. Orada Aliye Berger'de yaşamış. Orada ünlü ressamımız Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun atölyesi de oradaymış. Şimdi orası böyle bir güzel pasta ev gibi bir şey olmuş İstiklal'in başında. Halbuki Narmanlı yurdu bence o şekilde restore edilmeliydi. Tanpınar'ın odası kalmalıydı. Yok onlar artık. Yani, avludaki kediler. O ben odanın çok dili olsa da konuşsa diyebileceğim. Neler. Bir yatak gördüm. Her gece herhalde oraya gidiyor. Huzursuz bir hayat. Vesveseli. Evhamlı. Bütün arkadaşları doktor. Vapurla karşıya geçiyor. Ondan sonra bir arada halüsinasyon görüyor. Mesela bir seferinde annesinin cenazesini görüyor vapurda. Bu onu korkunç sarsıyor. Öyle bir şey yok halbuki. Güzel kadınları seviyor. Hep güzel kadınları. Aslında hep söyle yani bizim edebiyat dünyamız. Orhan getirelim. Veli de hep. Güzel kadınları seviyor. Hep güzel kadınları seviyor. Tam olmaz ki böyle de yatılmaz ki. Yani gibi. İşte yazdığı kadın işte, köy enstitülerinde. Kırtıpil Hamdi adı. Niçin? Çünkü üstündeki trençkot kir. Bakımsız adam. Kadınsız adam. Belki burasında birazcık şey var. İz var. Ondan sonra ayak hep geç kalmışlık. Ne bileyim ben Paris'e 52 yaşında gidiyor. Veya daha sonra. Yani hep oraları görmek istiyor. Bir Avrupa arzusu. Bir şey. Muazzam bir adam. Olağanüstü. Kesinlikle. Olağanüstü. Yani şeyde hani Bella'sı var işte Orhan Veli'nin de. Hı-hı. Olmaz ki böyle de yatılmaz ki dediği. Onu işte hayranı onun ama bir türlü açılamıyor. O Bella köy enstitülerinde İsmet Paşa'nın talimatıyla yabancı olduğu için Ermeni asıllı o. Yabancı olduğu için onun talimatıyla İngilizce, Fransızca, Almanca öğretmenliği yapıyor genç yaşta. Öyle mi? Bella. Bu şey Adalet Cimcoz'un erkek kardeşi, o da dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur, eroinman. O zaman bu İstanbul'a gelen Ruslardan alışıyorlar eroine. Oradan alışmış ve zavallı Adalet Hanım kardeşi krize girmesin diye ona para bulup para temin ediyor. Bazen alabilmesi için. Çok genç ölüyor tabii Ferdi Tayfur.
Adalet Cimcoz'un arkadaşları Muhlis Sabahattin'in kızı, Ferdi Tayfur'un karısı Muhlis Sabahattin'in kızı. Yani bu Ferdi kızı. Tayfur, o bizim bildiğimiz Ferdi değil, Tayfur değil. Değil, değil. İlgisi yok. Hı hı. Melek Kobra, Verem olarak ölüyor. O zamanın kısıtlılığı bunlar. Yani bu insanlar nasıl bir devirde yaşamış? Verem'in çaresi yok. Hı-hı. Ameliyat oluyor bir sanatoryumda. Melek Kobra. Bir melek kadar güzel. Acaba soyadını kendi seçmiş. Niçin Kobra? Değişik. Niçin acaba? Niçin? Kocasıyla deli gibi aşık Ferdi Tayfur'a ama ayrılıyorlar. Hı-hı. Ondan sonra kendisini iyileştirmeye çalışan Alman profesör var. Hı-hı. Sanatoryumda. Hı-hı. Onu seviyor. Onun mektupları bulunuyor. Küçücük bir kitap. O beni çok etkiledi. Evet. Bütün bunlar Adalet Cimcoz'un çevresi. Aslında bunlar, bakın o mektuplar, o aşklar. Bütün hepsi mesela Madame Bovary'i hatırlıyor, biliyorsun. Tabii, Emma'nın tabii. Çılgın hayatı. Değil mi? Tabii. Ve sonunda öldükten sonra kocasını baş başa bıraktığı mektuplar. Masasının, çalışma masasının çekmecesinde yazdığı yasak aşkları. Bütün bunların hepsi aslında hayatımızı, hani yazmış diyoruz romancılar. Elbette bizi de yazmışlar onlar. E tabii. Yani tabii. Bir Anna Karenina'dan. Bir tabii. İşte Vadideki Zambak'ta Henrik'le Felix'in aşkı. Hı. Anna Karenina'da, Anna Karenina'nın işte o İtalyan çocukla aşkı, yüzbaşıyla aşkı. Şeyi seviyor musun? İtalyan yönetmen Lucio Visconti'yi sever misin? Sevmez miyiz yani? Şimdi, Maria Callas aşıktı ona. Tabii ama bütün bunların hepsinin hayatında kadınlar vardır. Kadınlar ama var. Her şeyden önce bunlar bence yaşama aşıklar. Tabii yaşama aşık. Bir aristokrat. Kesinlikle. Filmleri müthiş. Masumlar. İşte, Ludwig. Eski. Belki bu şu anki gençlik bilmez onu. Bilmesini istiyorum. Hı hı, bence de. Eskiyi aslında biz şimdi tabii ki eskiyi sinema tarihini Star Wars'u da bilmeliyiz. Tabii. Hobbit'i de bilmeliyiz. Alacakaranlık kuşağını da bilmeliyiz ama Ben Hur filmi unutulur mu? Unutulur mu? Charlton Heston. Charlton Heston. Muhteşem oynuyor. Ya, kaçardım okuldan her gün ona giderdim. Bir de bir Marabunda Karıncaları vardı. Eleanor Parker'le Karıncalar. Müthişti. Ha? Müthiş bir ya. Çekimler High şu anki teknolojiyle bile kaçıp o çekilemezdi. Falan ben hep ona giderdim. Evet. Yurttaş Kane. Orson Welles. Çok seviyorsunuz değil mi? Çok. Bütün filmlerini izlediniz çok, herhalde. Bütün filmlerini izledim. Yani, defalarca izledim. Kesinlikle. Yani şeyde Troçki suikastini anlatan çok güzel bir film vardı. Var. Evet. Orada da kim oynuyordu? Romy Schneider oynuyor başrollerden. Troçki'nin karısını oynuyor. Alain Delon kazmayla onu öldüren rolde. Troçki'yi kim oynuyordu? Birazdan hatırlayacağım. Robert Duvall mı? Değil. Neyse birazdan hatırlayabilirim. Stalin oynadı Robert Duvall. Heh, o Stalin hayatında oynayan Stalin Robert Duvall. Tamam. Ama bunlar işte dediğim gibi hepsini bilelim. Sürü filmini de bilelim. Tabii Yılmaz. Yılmaz Güney. Bir daha. Hiç tanıştınız mı Yılmaz Güney'le? Hiç karşılaşmadık. Hiç karşılaşmadık. Hiçbir şansı olmadı. Öyle mi? Onunla tanışmadığıma çok üzülürüm. Füreya Kılıç'la tanışmadığıma çok üzülürüm. Füreya'la çok yakın yerlerde oturuyormuşuz. Ben çok gençtim yani çocuk yaştaydım ama gidebilirdim. Biraz anlatın Füreya Kılıç'ı. Onun şeyi, hayatı, cesareti, hı hı. O Şakir Paşa ailesinin bütün her bir bireyi sanatçı. Sanatçı bir ailenin bireyi. Tabii, Yılmaz Güney'i biraz anlatın desem. Yani dışarıda gördüğünüz Yılmaz Güney. Yılmaz tabii müthiş bir sanatçı. Yani İtalyan neorealizmo filmlerinin eşiti filmler yapmış. Hatta onun daha bile üstüne bile çıkmış. Yani Zavattini'nin filmlerinden falan daha bile başarılı onunkiler. Hmm. Gösterilmedi. Horlandı. Evet. Ha itildi. Hı-hı. Onlar unutuldu. Peki, yani onları Nazlı, bilmeyen bir kuşak vardır. Var tabii yani gerçekten de sinema tarihine geçen mesela o Sürü filmi, oradaki Tuncel Kurtiz, Tarık Akan oyunculuğu olağanüstü bir oyunculuk. Müthiştir. Melike Demirağ mı vardı? Evet Melike Demirağ hı-hı. İşte Ankara'ya hastaneye getiriyor karısı. Hı-hı. Konuşmuyor. Şey, konuşmuyor hiç. Yine o Yol filminde işte Zini'yi oynayan. Evet. O iki filmde bence sinema tarihine geçmiş. Nazlı Eray'a göre peki şimdi sinemamızda baş yani yapıt oyuncular kimlerdir mesela? Kimler? Aa bu ne zor soru. Şener Şen mi mesela? Ben Şener Şen benim için çok komedyen özel bir oyuncu. Komedyen olarak düşün. Ben ama şey büyük bir mesela komedyen elbette komedyenlik de önemlidir ama mesela Eşkıya filmi muhteşem bir onlar oyunculuktu. Onlar başka filmler ama.
o filmlerdeki oyunculuğunu diyorum ben. Mesela Kabadayı'da da. Evet. Ama aslında ben bu kitabın sonunda hep anlatıyoruz. Dünya efsanelerini anlatıyoruz, şey yapıyoruz. Sonunda da ben diyorum ki peki biz toplum olarak hangi noktadayız? Body ekremlerle büyümedik mi biz? Evet. Yani Süt Kardeşler'deki, Davaro'daki o komik sahneler, o unutulmaz. Kemal Sunal. Bakın bakalım çekirge. Harika. Kemal evet, Sunal. Kemal Sunal. Kemal Sunal bir harika. Kemal Sunal tanıştınız mı? Konuşma. Benim hikayelerimi okurmuş. Benim hayranımmış. Hmm. Rahmetli Atıf Yılmaz bana söyledi. Hmm. Ben onun için bir hikaye yazacağım dedim. O zamanlar sadece hikaye yazıyordum. Sonra vefat etti. Nazlı Eray Kemal Sunal'ı anlatıyor. Dinleyin lütfen. Ben ona hayrandım. Eğer o Amerika'da, Hollywood'da olsaydı o Jerry Lewis filan sıfır. Hmm. Müthiş komik. Hani bazıları çıktı ya bir şey medyadan. Ne, yok işte Kemal Sunal'ın filmleri çok basitti diyenler de oldu. O başka. Siz oyun, onu Jerry Lewis evet tam bir Jerry Lewis olur. Jerry Lewis'i aşmış bir adam. Biz onun kıymetini bilmedik. Yani illa başında fes bilmem ne dişleri gülüyor İnek falan. Şaban'dı, İnek Şaban. Ama o çok güzel. Evet. O Amerikan sinemasında öyle bir şey yok. Ne o bir Jim Carrey hiç sevmem. Aptalın biri. Ya ama hamuduyla para götürüyor. Mr. Bean. Allah rolünde bilmem ne her şeyi yaptı. Bizimkine imkan verilmedi ki. Bir de o senaryolar verildi eline. Tabii yazılsa görkemli bir senaryoyla evet. Çok iyi işler yapardı. Olağanüstü bir. Onun için bir senaryo yazmak çok isterdim. Atıf Bey'le çok konuştuk. Türkan Şoray nasıl bir kadın? Çok beğenirim. Ne kadar güzel. Bir rüya o. Erkeğin rüyası. Her erkeğin rüyası mı? Bence öyle. Feliz Akın? Çok kibar. Hülya Koçyiğit? Onu da severim. Ama bir duruşu olur yani sanatçı olarak değil mi? Yani bir savrulma ben görüyorum Hülya Koçyiğit'te. Var ya yaptı da ne yapsın bilemez. Bunlar şey meselesidir. Okuduğun okullar ama ihtiyacı da yok. Ama onların içerisinde bana çok göre... Çok mütevazidir Hülya Koçyiğit. Ben o yoncaların içerisinde benim favorim Fatma Girik'tir. Fatma Girik muazzam bir kadın. Muazzam bir kadın. Ya çok hem oyuncu hem bir sosyal duruşu da çok... Bodrum sever. Bodrum'da, orada yaşıyor zaten. Orada yaşıyor. Fatma Hanım'a buradan selamlarımızı, çok sevgiler Fatma Hanım'a iletelim. Gerçekten de duruş olarak da hiç bozmadı kendisini. Hiç, hayır. Büyük bir Atatürk sevdalısı. Tabii. Ona saygı da, yani asla bir kusuru olmadı. Hepsinin öyledir. Atatürk sevgisi büyüdür. Ama bana göre daha entelektüel, daha böyle toplumcu tabii, bir kadın olarak geliyor Fatma Girik. Fatma Girik. Tarık Akan nasıl bir oyuncu? Hayranımdır. Nazlı herhalde herkese hayran mı diye. Ama Tarık Akan'a hayran olmaz mı? Yani ona aşık olmayan kız yoktur değil mi? Tarık Akan, Alain Delon'la yan yana koy, daha güzel. Biz bazılarının kıymetini bilemedik. Evet. Ya ama Alain Delon'la Romy Schneider'ın aşkı da müthiştir. İşte o filmde başlıyor. Romy Schneider öyle aşkı mi? Tabii. Troçki suikastında başlıyor. Richard Burton. Troçki'yi oynayan Richard Burton. O zaman da beyaz mayolu Elizabeth Taylor. Taylor'dı tabii. Onların hayatını aslında bir gün konuşmak gerekir değil mi? Dünya Hollywood'un o muhteşem. Hollywood'un o muhteşem isimleri. Bana göre benim unutamadığım film Ben Hur ve Yurttaş Kane'dir. Onlar çok güzel. Türk sinemasında da Sürü, Yol ve Eşkıya filmi unutulmaz filmlerdir. Yine Babam İçin filmi çok güzel bir filmdi. Tabii. Unutulmaz filmlerdi. Çok sevdiğim film var. Son Müslüm filmi gösterimdeydi. İzleyebildim mi Nazlı? Müslüm Gürses'in hayatını anlatan film. Nasıl? Ben çok beğendim. Onun sesi mi kullanıldı? Hiç sesi kullanılmadı. Olur mu Timuçin öyle şey? Timuçin Esen oynuyor. Sesi hiç kullanılmıyor ama bence yani Müslüm Gürses'in o hayatını, hikayesini anlatan çok güzel bir film. Bir şey daha söyleyeceğim sana. Zeki Müren'le ilgili bir kitap çıkmış, hemen alacağım. Öyle mi? O da okunabilir ama Müslüm Gürses filmi gideyim. Bence bir öneri benden size. Queen'in filmine gittin mi? Ona gideceğim. Herkes gitti. Yani Bohemian Rhapsody evet. Tamamen. Ya o bir dev. O bir dev. Ya Freddie Mercury'nin hayatını görmek, onu izlemek. Giden arkadaşlarımın çok beğendin büyük önerileri var. Timuçin var benim Hürriyet gazetesinden arkadaşım. Çok beğenmiş. Öve bitiremiyor. Tamam. Paylaşımında gördüm. İzleyeceğiz. Onu da izleyeceğiz İzleyelim. Ama. İzleyelim. O da güzel. Müthiş bir başarı. Freddie Mercury bir daha gelir mi? Kesinlikle. Gelmez. Aslında Jimi Hendrix'ler, Freddie Mercury'ler, Eric Clapton'lar. Onlar. Bunların hayatı olağanüstüdür. Bizde de aslında çekilmesi gereken bir Neşet Ertaş filmi. Olsa. Tartışmasız çekilmeli. Müthiş olur. Bir Mahsuni Şerif filmi.
tartışmasız çekilmeli. Niye çekmiyorlar? Çekmiyorlar, bilmiyorum. Bir Atatürk filmi bile çekemedik biz. Çekemedik. Çok böyle büyük bir prodüksiyonlu, büyük bir yatırımla yapabileceğimiz bir Atatürk filmimiz ne yazık ki daha yok. Bekliyoruz. Yapabiliriz. Yapılabilir de bu. Yapılırsın gerçekten mi? Gerekiyor. Yapılmaz olur mu? Batılı yapıyor işte. Batılı değerlerinin yapıyor. Hakkını sinemada da beyaz perdede de verebiliyor. Kaç Kennedy filmi çekildi? Değil mi? Kaç Jackie filmi çekildi? Jack, evet. Kaç Marley Marlowe filmi? Tabii canım. Kesinlikle yani bizim bu konudaki eksikliğimiz... Belgeseller çekiliyor. Kesinlikle. Araya belgeseller konuyor. Tabii. Kesinlikle. Yani biz burada tabii o değerlerimize önem veriyoruz ama işte bu konularda eksik kalıyoruz diyebiliriz. Biraz önce görkemli hayatı anlattım. Görkemli işte Senna'lar. Bir futbolcu var. Kısaca ben anlatmak istiyorum. Kim? Franz Beckenbauer. Hani dedin ya Tarık Akan'a herkes... Beckenbauer bilirim ya ben. Herkes, bütün kızlar ona da aşık olurdu. Franz Beckenbauer'da hayatı hep kupalarla geçti. Ne güzel. 18 yaşından itibaren dünya starıydı. Dünyanın en yakışıklısıydı. Erken yaşta evlendi ve 3 çocuğu oldu. O devleşirken, sahada devleşirken, kupalar kazanırken Franz Beckenbauer görüntüleri vardır. Bizim daha önceki programlarda kullandık. Sevgili yönetmenim şimdi onları getirecektir o Franz Beckenbauer görüntülerini. Ben bir göreyim. Beckenbauer işte böyle bir adam. Hep kupa kazanıyor fakat büyüyen çocuklarını ihmal ediyor. Ne yapsın? 74 dünya şampiyonu. Bayern Münih'le Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları, Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonlukları. Sonra Kozmos'a gitti. Şampiyonluklar, kupalar, film setleri, reklam setleri. Her yerde büyük bir şey. Star, dünya starı. Kaiser. Bir dünya starı daha sana söyleyeyim. Devam edelim. Iglesias. Iglesias. Geleceğiz. Bitirme. Yani şunu bitireyim. Iglesias'a tamam. Geleceğiz. Ünlü kaleciye. Bir ara kaleciye. Kaleci. Beckenbauer öyle büyüyünce çocukları da büyüyor fakat... Affetmiyorlar mı? Büyüyor çocukları büyüyüp 40 yaşına, 43 yaşına çocukları geldiğinde Beckenbauer artık kupaları bırakıyor, yöneticiliği bırakıyor, Bayern Münih yöneticiliğini bırakıyor. Dünya Kupası'nı işte Almanya'ya getirdi 2006'dan sonra. Yeter diyor artık aileme döneyim. Güzel. Yorgun, başarılarla yorulmuş bir adam ailesine döndüğünde 43 yaşındaki çocuğunun kanser olduğunu öğreniyor. Ve o Beckenbauer hayatı boyunca hiç kokusunu tattırmadığı evlatlarını öyle bir sarıyor ki ve en çok da o kanser olan oğluna, Stefan'a sarılıyor. Stefan ölmedi değil mi? Stefan'la birlikte her yere gidiyor. Amerika'ya götürüyor. Amerika'daki en ünlü doktorlar onun hayranları, en ünlü kalp kanser uzmanları onun hayranları. Kurtardılar mı? Oraya gidiyor. Platini Fransa'daki tanıdığı doktorlara çağırıyor. Panenka, Çekoslovakya, Prag'a çağırıyor. En ünlü doktorlara gidiyor. Ve bir gün Prag'da hastanede çocuğunun filmleriyle, 43 yaşındaki çocuğuyla hastanede doktor kontrolüne giderken yığılıp kalıyor Stefan. Yığılıp kalınca Stefan. Korkuluklara tutunuyor merdivenlerde. Beckenbauer dönüyor. Dramatik bir halde çocuğuyla göz göze geliyor. Nefes nefese Stefan Almanca konuşuyor babasıyla. Biliyor musun diyor baba diyor. Biz sen o kupaları kaldırırken annem hep televizyonu kapatıyordu. Çünkü biz senin kokuna hasrettik. Sen kupalarla coşuyordun. Müthiş bir hikaye bu. O kupaları biz hiç istemedik diyor. Çünkü ben okulun ben minikler takımında oynuyordum Bayern'de diyor. Dünyanın en ünlü futbolcusunun oğluydum diyor. Beckenbauer'ın oğluydum diyor ve o Beckenbauer sen kupalar kaldırırken o çocukların bütün babaları, anneleri alkışlıyordu çocuklarını o küçük çimsahada. Fakat ben seni hiç göremedim. Hep kıskandım ama onları. Ama bu çok dramatik. Ve ona geleceğim işte. Ve baba diyor senin 2 senedir kokunu almak bile yetti bana diyor. Ve ölüyor galiba. 2 sene. 3 ay sonra, bu konuşmadan 3 ay sonra işte bu cenaze görüntüsü. Beckenbauer işte bu hale geliyor. O dünya yıldızı bu hale geliyor. Ve sonra Beckenbauer bütün dünyayla şimdi irtibatını kesmiş durumda. Geçen bir gazetedeki sözünü okudum. Bütün dünya, bütün kupalarımı verip Stefan'ı almak istiyorum diyor. Müthiş bir şey. İşte görkemli hayatlar, görkemli hatıralar böyle. Iglesias'a sen. Iglesias'a. Allah'ın şanslı kulu. Öyle düşünmüyor musun? Evet, kesinlikle. Ne, Real Madrid'in kalecisi. Kalecisiydi. Sakatlanıyor. Menisküs oluyor. Menisküs oluyor ve oynaması engelleniyor. Ondan sonra bir şezlongta veya hastanede yatarken o harikulade sesiyle... Gitarıyla. O aşk sözcüklerini mırıldanınca ondan sonra bizim İbrahim Tatlıses gibi...
hop onu duyuyorlar. Öyle bir şey oluyor. Evet. Bu güzel sesler hep duyuluyor. Duyuluyor kesinlikle. Ama hepsi bir de bir şey gerekiyor değil mi? Bir duruşla sergilemek gerekiyor. Ses çok iyi olabilir de ben yani insan belli bir noktaya geldikten sonra da duruş, biraz önce Fatma Girik duruşu söyledik ya. Tabii, dedik o çok takdir edilecek bir duruş. Ama hepsi, Filiz Akın filan da öyle. Çok müthiş, ben Filiz Akın'ı da çok seviyorum. Hepsini, o dört yoncanın hepsinin yonca, kalbimizde, gönlümüzde yeri müthiş. Ayrı. Ha, benim kişisel kanaatim. Anladım, benim de öyle de. Fato ayrı. Ayrı Fato. Dur ne diyorduk tabii. O İglesias. Güzel, İglesias, birdenbire başka bir hayat. Smokinler, ondan sonra şeyler, şarkılar söylüyor. Paha biçilmez mücevherler cebinde. Ve onları kadınlara dağıtıyor, veriyor beğendiği kadınlara. Böyle bir rüyada görülmemiş bir hayat. Evet. Hala da şey diyor, ona yardım ediyorlar ve koristlerle falan söylüyor. Hı-hı. Bak oğlu Enrico yapamadı o olayı. O olmadı işte. Olmadı. Babalar ve oğullar diyoruz ya. Hı, işte. Yani o futbolda da öyledir. İşte Cruyff'un oğlu tutmadı. Enrico da tutmadı. Enrico'nun oğlu da tutmadı. Ama babasının, yani o da babasının karakteri, babasının o karizması yetiyor. O karizma sahnedeki. Müthiş. Hala var. Adam kim bilir 80 yaşında. Kesinlikle dedi. Yani. Karizmatik. Yani, İglesias yani. Dünya, bunlar herhalde süperstar. Bana göre süperstar. Michael Jackson bir süperstar değil mi? Süperstar tabii. Hepsi süperstar. Bütün şimdi Madonna. Kadar... Tabii. O da bir süperstar. O ne gayret. Aa, müthiş. O ne gayret. Sahne performansı. Tabii, tabii süperstar. Phil Collins. Tabii süperstar. Hepsi ya şimdi süperstar. Peki dünyanın, Nazlı Era'ya göre dünyadaki en büyük star kim? Dünyadaki... Sinema, pop, hepsi, müzik, hepsini içine alacak şekilde. Dünya, ay ne zor soru. Ha sen ne düşünüyorsun? Bana yardım et. Kim? Bir isim söyleyebilirsin yani. Bana göre yani Cristiano Ronaldo ya da Messi. Futboldan Cristiano alıyor. Ronaldo pek tabii ki dünyadaki en büyük isimlerden biri. İşte oradan, onun için kitabı oradan yazdık. Buraya geleceğim işte. Nazlı Eray'ın son kitabına geleceğim. Nazlı Eray'ın son kitabı Sinek Valesi Nizamettin. Bu kitap öyle bir kitap ki bu kitapta Ronaldo. Ronaldo'nun, Neymar'ın çapkınlıkları anlatılıyor. Neler oluyor Nazlı Eray? Neler oluyor? Bu kitapta bir yarışma var. Yaşın kaç programı? Yaşın kaç programı? Yaşın kadar konuş mu diyoruz? Ya hayır. Yaşın kaç programında da jüri Cristiano Ronaldo ile Neymar. Tabii bu rüyası bir yarışma. Bu bir kabus yarışması veya bir şey. En diri, en viril, en genç, en çok kazanan, en çok konuşulan iki erkek bunlar. Senede 30 milyon euro kazanıyorlar. En iyi takımlarda oynuyorlar. Kondisyonları süper. Ve bunların karşısına da bir takım yaşlı, hafif dökülmüş. Bir ondan sonra Beşiktaş'taki bir türbenin avlusunda toplanmış. Aysel, ben, ondan sonra bir de Sahur Hanım. Karşısına işte. Ondan sonra bunlar da bu programlarda taciz var ya. Ay gıdın çıkmış. Ay göbeğin iki şey etmiş. Sağ göğsünün sol göğsünün altına inmiş. Ondan sonra kelin gözüküyor. İşte yüzündeki leke belirginleşmiş. Kafuru kokusu geliyor. Sen 70 yaşındasın deyince şak herkes bayılıyor kadınlar. Ama yine koşarak gidiyorlar. Sonsuz bir reyting. Reytingler birbirini şey diyor. Kitabın bir bölümü bu. Yani böyle vazgeçilmez bir program. Bu iki karizmaya karşı kadınlar taciz edilmek, sözle taciz edilmek için adeta can atıyorlar. Can atıyorlar. Ondan sonra Manisa tımarhanesinden bir deli getiriliyor programa. O da çok yakışıklı. Hı hı. O Sarı Ev'den gelmiş. Sarı Ev diye bir yer varmış. Onu da giydiriyorlar, kuşatıyorlar filan. Ona elektroşoku yapılıyor. Ondan sonra deli bakıyor bunlara diyor ki Cristiano bir tarafında, Neymar bir tarafında. Ama Cristiano'ya, Neymar'a kadınlar da neşeli. Arap. Ondan sonra öküz, ne şey diyorsun, sıkıştır ondan sonra şey hanım, üstüne gelmesin, Aysel kendini didikletme filan. Tabii mayoyla çıkıyorlar, smokinle çıkıyorlar, formayla çıkıyorlar. Yani kadın rüyası, bilmiyorum. Ondan sonra deli geliyor, ondan sonra deliyi de giydirip kuşatmışlar herhalde en iyi sarardan filan giyinmiş deli. Ondan sonra deli diyor ki, ya diyor, bugün herkes 45 yaşında diyor, ne bu problem? Kadınlar biz başlıyoruz ağlamaya. Niye ağlıyorsunuz diyor deli. O kadar alışıldık ki diyoruz biz böyle hor görülmeye, taciz edilmeye. Birden kötü olduk. Kadınlar tabii 60 yaşında, 70 yaşında bilmem ne. Ben yaşımı 17'ye fiksletiyorum. Meziyet diye bir medyuma. 17 ve 10 sonra ziraate para yatırıyorsun. Ondan sonra
O yapıyor. Fakat tabii ya kullanılan malzeme bayat oluyor. Ya hafta sonu elemanlar çalışamıyor, bir takım şeyler çalışıyor. Olsa mesela Cristiano Ronaldo'nun önünde birdenbire 17 yaşından 27, 37, 47, 57 büp yaşlanıyorsun. Ondan sonra ya birden dırırırırıp gençleşiyorsun. Ben bunu bir oyun şekline getiriyorum. Adamın da ilgisini çekiyorum. En sonunda Roma'da Via Veneto'da yemek yiyoruz. Ama roman bu değil. Bu romanın çerçevesi. Çerçevesi. Süslü çerçevesi. Şimdi peki Nazlı Eray Ronaldo ile tanışmak ister mi? Tanışsan bir gör at, şimdi işte Torino'da Juventus'ta oynuyor. Messi de isterim. Messi ile daha mı çok istersin? Messi değil. Neymar. Neymar da isterim. Neymar Brezilyalı. Niye Neymar? Neymar'da çok büyük bir gelecek görüyorum. Nasıl bir zaten oldu zaten dünyanın parasını kazanıyor. Evet, büyük de futbolcu ama bir dünya kupası kazanması gerekiyor. Bu futbolcuların böyle bir kaderi var. Yapamadı. Olmadı. Yapamadı, Messi'de de olmadı. Olmadı. Neymar'da da olmadı. Ronaldo da atamadı penaltıyı. O da işte onun Dünya Kupası şeyiyle baktığımız zaman onun da yok. Atamadı. Zaten kadınlar söylüyor lan penaltıyı atamadın diyorlar. Ne yükleniyorsun? Sahura Hanım filan herkes öğrenmiş. Hayır, roman kahramanları ona tabii laf atıyorlar, laf çakıyorlar. Laf çakışmaz ama sonunda... Ne, karşılaşsan Ronaldo ile mesela karşılaşsan ilk izlenimin ne olur? Ronaldo ile karşılaşsam onun doğduğu köyü gördüğümü söylerim. Portekiz'de Funchal Adası'nda ondan sonra doğduğu köy evini anlatırdım. Evet. Orada ondan sonra mantardan ayakkabılar yapan bir dükkan var. Romanda da var o mantardan ayakkabılar. Sırf mantar, şişe mantarından. Oradan bir şeyler almıştım. Bütün ağaçlar çiçekli. Harika bir köy. Mesela dev bir Hilton yapmışlar. Belki 20 fakir yoksul bir yer. Çok 20, tabii öyle geliyor. 20-30 katlı. Fakat onu böyle bir bayıra yedirmişler. Sen o Hilton'u hiç görmüyorsun. Anladın mı? Alttan bir yerden giriyorsun. Onları anlatırdım. Öyle karşılaşırdın. Şimdi Portekiz, Saramago, Ronaldo konuşuyoruz. Portekiz'in büyük bir futbolcusu vardı. Eusebio. 66 Dünya Kupası'nın gol kralı. Öyle mi? O da Ronaldo gibi çok ünlüydü. Bak Ronaldo kendi çocuğunu da şey etti, evlat edindi. Edindi. Tabii tabii o zaten sosyal hayatı şimdi Ronaldo kendi çalışıyor. İyi yani yönlendirenler kendisini akıllı insanlar yönlendiriyor. Hata yapmadan sürdürüyor. Bizim de şöhretli, bizim de yıldız futbolcularımızın böyle desteklere ihtiyacı var aslında ama edebiyatın onlara çok büyük destek olacak. Vale hep söylüyoruz ama. Vale Nizamettin tabii onu anlatmayacağım. Bunu okuyacaklar zaten. Şeye geleceğim. Eusebio Ronaldo kadar ünlü bir futbolcu. Eusebio ünlü bir futbolcu idi. Benfica'nın en çok gol atan futbolcusu. Benfica'nın. Benfica futbolu. Babamın işte, takımı. İşte bir televizyonda şu an ekranlarda görüyor izleyicilerimiz. Şimşek. Eusebio öyle bir futbolcuydu. Ronaldo kadar ünlüydü fakat son dönemlerinde ben onunla tanıştım. Öyle röportaj mi? Yaptım. Konuştum. Ben dedi Ronaldo'dan daha ünlüydüm dedi. Ama dedi bir diktatör beni yönetiyordu. Salazar'ın askeriydim diyor. 4 sene beni ordu milli takımına aldı. Benim tanıştığım dönemlerde Benfica'nın başkanı her maçta, Lizbon'daki maçlarda onun cebine 1000 euro, 500 euro harçlık koyuyormuş. Ronaldo gibi ünlü bir futbolcu diktatör izin vermediği için hiçbir transfer gerçekleştiremiyor. Ne Ronaldo Milan istiyor. Eusebio yapamıyor. Milan istemiş, Barcelona, Real Madrid, Manchester United diktatör izin vermiyor. İnsan deli olur. Ve para kazanamadım diyor. Konuştuğumuz cep telefonu kendisiyle röportaj yaparken cep telefonu külüstür bir cep telefonuydu. Yazık. Gördüm. Hayatın nasıl insanları savurduğunu anlatmak istiyorum. Ama diktatörleri de konuştuk. İşte diktatörleri. Peron'u konuştuk. Stalin'i konuştuk. İşte, Hitler'i konuştuk. Bu da Salazar. Bu da okumuşu. Salazar'da okumuş. Asker okumuşu. Kökenli olmayan iktisatçı diktatör. Evet. İşte bir Kara Panter, Eusebio'nun hayatını karartan adam. Karartmış. Öldüğünde bir tane şimdi, bir tane küçücük mütevazı bir evi var Lizbon'da. Öyle tam mi? Da evi, mezarı evinin karşısında. Eşi her sabah uyandığında... Eşi Eusebio'yu görecek bir manzaranın içerisinde. Öyle ayarlanmış. İşte o Eusebio o külüstür cep telefonuna mahkum bırakıldıysa hayatın acımasızlığıdır bu. Hayatın... Ronaldo'dan daha değerli, daha önemli bir futbolcu. 66 mutlaka, Dünya Kupası'nın ben, benim, en özel... Benim bilgim dahilinde Ronaldo ile Neymar. Evet. Ben onları seçtim. İşte ikisi de dünya yıldızı. Ben onları i̇kisi seçtim. İkisi de dünya yıldızı olunca... Yani böyle bir program yapsam ki ben böyle bir televizyon programı yapmak istiyorum. Onu da buradan duyuruyorum. Adını da uzaklaşan yıllar koyabilirim. Neymar, Ronaldo gibi konuklarım olur. Çok iddialı Nazlı Eray. Böyle olmalı zaten. Böyle herkese olması. Konuşan değil, kimseye konuşmayan. Herkesi mutlu edecek, herkesi heyecanlandıracak. Şu kısa dünyada
herkesin başka bir penceresinden, başka bir pencereden dünyaya bakıp farkındalığını yaşaması gerektiren program yapılmalı. Ben öyle düşünüyorum. Peki Nazlı Eray'ın en sevdiği türkü hangisi? Aa, türkü. Yumurtanın kulpu yok, gözlerimde uyku yok. Nasıldı o, bir söyler misin? Ne bileyim, söyleyemem. Hayır, şimdi vallahi, hani türkü seven insandan zarar gelmez denir ya. Biz hak... Sen bana hatırlat ver, ben pek türkü... Mesela Neşet Ertaş dinler mi? Dinlemez olur muyum? Mahsuni Şerif, dinlemez Domdom Kurşunu. Dinlemez olur muyum? Hikayesinde biliyorsunuz değil mi Domdom Kurşunu'nun? Domdom Kurşunu, Mahsuni Şerif'in evi her gün taranıyor. İşte evini yıkıyorlar ve onu yok etmeye çalışıyorlar köyünde. Bir günde kahvehanedeyken basıyorlar kahvehaneyi. Bir domuz kurşunuyla öldürmek istiyorlar. Yanlışlıkla arkadaşını öldürüyorlar. Yanı başında oturan arkadaşını. Yine bir dram. Ve dramda işte Domdom Kurşunu çıkıyor. O Domdom Kurşunu böyle yazıyor Ozan'da yani. Ozan'da yayılıyor. Ve tabii şey. İşte hepsinin hikayesi var. Var. Fakat bir deha. Ondan sonra böyle severmiş yeşil, sarı o boyaları. 4 kere hepatit oluyor. Neredeyse gidiyormuş. Boyaları yiyormuş Van Gogh, onu anlatıyor Nazlı Eray. Evet. Başka var mı böyle hayatı ilginç olan ünlüler? Çok var, düşünmemiz Van lazım. Van Gogh aynı zamanda yürürken o bir ayağı kaldırımda, bir ayağı yolda yürürmüş. Mesela? Öyle yürürmüş. Rembo'yu konuşalım bir gün. O neler yaptı? Onun o, çılgınlıkları. Rembo müthiş, upuzun, şimdiye sığmaz o. Kısa bir anekdot bir şey. İşte allak bullak ediyor ondan sonra şeyi, bütün Fransız şiirini, Sarhoş Gemi. Ondan sonra şeyler, ondan sonra Verlaine aşkı. Sonra 18-19 yaşında şiiri bırakması, ben bittim diye. Habeşistan'da köle ticareti. Garip bir hayat. Evet. Müthiştir. Müthiş, değişik bir hayatın içerisinden hayat. Geliyor. Onu ayrıca konuşalım. Ayrıca başka bir programın konusu. Onu belki anlatalım. De tek başına o tek başına konusu. Olabilir. Yani o da Tanpınar ayarında yazar. Yani Tanpınar da onun ayarında. Onları ayrıca bir başka bölümde yapabiliriz. Kesinlikle yapmamız gerekiyor. Şimdi bu sanatı, edebiyatı, müziği, sinemayı hepsini konuştuk. İzlediği, Nazlı Eray'ın izlediği top birinci sıraya koyacağız sinema filmi hangisi be? En son Bohemian Rhapsody beni çok etkiledi. En büyük o mu? Onu çok, yok hayır. Şu anda beni etkileyen film. En son izlediğin için. Onun için. Müslüm'e de gidiyoruz. Müslüm'ü de izleyeceksin. O, hemen gideceğim. Ha, ben onu öneriyorum. Yani izlenmesi gerek. Yani bir... Citizen Kane. Yurttaş Kane. Yurttaş Kane. Herhalde odur. Değil mi? 40'lı yıllarda. Evet. 37 mi? Neydi o filmde? Rosebud. 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 En sonda. Müthiş. Şeyde. Yani işte filmdeki şey simge söz oydu değil mi? Onu evet. Bulamıyordu. Rosebud. Rosebud. Öyle başlıyor. Rosebud. Rosebud. Keşke o... Bizi dinleyenler o filmi seyretse, bulsa bulurlar. Ama şimdi bu şeyden sonra, bu programdan sonra mutlaka izleyeceklerdir. Visconti'nin Masumlar. Masumu, Scarlett O'Hara, Rüzgar gibi geçti. Gittim oraya. Gittiniz mi? O barı anladım. Gördüm küçücük. Barı gördünüz. Barı gördüm. Ben ama de... Atlantik, ondan sonra... Inan. 3. Ahmet Camii'ydi galiba, bir şey mimari harikası. Ben de Miloš Forman'ın yönetmenliğini yaptığı Mozart. Mozart filminin harika, Miloš Forman pembe saçlı Amadeus, müthiş Amadeus. Evet, onun ağlayarak Varşova'da Prag'da çekilen bir kafe sahnesi vardı. O sahnenin çekildiği kafeye gittim. Orada ben de büyülendim. Tabii ama Miloš Forman deyince akla hemen guguk kuşu geliyor. Çok güzel. Yani çok güzel orada, ve çok şeydir. McMurphy. Evet. Öyle miydi? Karakter işte McMurphy oynuyordu ya. Evet. Jack Nicholson. Jack Nicholson, evet. Muhteşem bir film. O Türkiye'de sonra işte Guguk Kuşu'nu oynadılar. Tiyatrosunu oynadılar. Oktay Kaynarca oynadı. Sevgili Oktay Kaynarca oynadı ama tabii insan Jack Nicholson'ı izledikten sonra o filme, o karaktere bürünmeyi... Oyunu görmedim ben. Oyunu da görün. Oyun da çok güzeldi. Yani birkaç sene önce oynanmıştı. Ya Amerikalı Tennessee Williams'ın oyunları. Tennessee Williams'ın hayatı. Bu da ayrı konuşulacak bir kesinlikle konu. Bunların hepsi konuşulması gereken zaten konular. Biz Halk TV ekranlarında bunları konuşacağız. Şimdi... Programımızın bir bölümünde bir Maradona'yı konuştuk. Görkemli hatıralardan gelen en özel adamlardan birisidir. Biri, tabii. Sokakta mahalle maçı yaparken bir taksiyle seyahat eden, taksiyle bir yerden bir yere giden bir teknik adam. Amatör bir teknik adam, o keşfediyor onu. İşte o görüyor, öyle duruyor. Gel diyor, evlat diyor, amigo
onunla konuşuyor. Seni diyor, sen diyor çok büyük bir futbolcu olursun diyor falan. Ben seninle çalışmak istiyorum, sana omuz vermek istiyorum diyor. Diş o diş. Ondan sonra muhteşem bir öykü ortaya çıkıyor. İşte o öykünün sonunda ortaya bir Maradona çıkıyor. Çalkantılı bir hayat, başarılarla dolu bir hayat. 86 Meksika'da Dünya Kupası'nı havaya kaldıran bir adam. Yaramaz Maradona. Yaramazlıklar var tabii ki. Ama bu programı diyorum ki onun oyunuyla bitirelim. Hadi bitirelim. Onun o muhteşem oyunuyla. Hadi. Maradona, Armando Diego Maradona şimdi Meksika'da bir takımı çalıştırıyor. Görkemli hatıraların özel adamlarından biridir bence. Dünya onu her zaman hayranlıkla izlemiştir. Savrulmalarını takip etmişizdir. Ve Maradona'yla görkemli hatıraları bitirmek istiyoruz. Nazlı Eray'a da çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Nazlı Hanım programa renk kattı. Bu programda sanırım sıkça bir araya geleceğiz Nazlı Hanım'la. Söylemek istediğiniz bir şey varsa. Çok teşekkür ediyorum. Maradona ile sizi baş başa bırakıyoruz. İyi hafta sonları. İyi hafta.